Giriş derslerine hoş geldiniz. Ben Mikael Pikulski. Bugünkü konumuz if, elif ve else komutları. If komutundan bahsedecek olursak, if Türkçe olarak eğer anlamına gelir. Yani kısaca şu mantıkla çalışıyor. Eğer şart uygulanıyorsa uygula. Şimdi biz bir şart tanımlamak için bir tanım verelim hemen. A eşittir. Input bir sayı giriniz diyelim. İkinci bir tanım daha yapalım. B input ikinci sayıyı giriniz diyelim. Şimdi input şu şekilde çalışıyor. Bizim girdiğimiz yani biz programı çalıştırdığımız zaman bizden bir girdi isteyecek. Yani bir sayı giriniz ya da ikinci sayıyı girdiğiniz gibi bir girdi isteyecek. Ve bizim terminalde tanımladığımız girdiyi B'ye ya da A'ya aktaracaktır. Şimdi bunu örnekte birazdan daha iyi anlayacaksınız. Şunu bilmenizde fayda var. Aktardığımız input'tan aktardığımız girdi string olarak karşımıza çıkacak. Şimdi if'ten başlayalım. Eğer A eşit eşit B yani eşit tanımlamak için şöyle yaparsanız hata alırsınız arkadaşlar. Bu eşit anlamına gelmez. İki kere eşit komutunu kullanmamız lazım. Şimdi biz bir sayı girdiğimiz zaman string şeklinde olacağı için hani stringleri eşitlerken tamam bir sıkıntı almayacağız ama büyüktür küçüktür dediğimiz zaman bir yazının diğer yazıdan büyük olup olmadığını göremeyeceğiz. Bu yüzden biz bunu integer'a çevireceğiz. Bunun için başına bir int koyacağız ve tanımımızı parantez içerisine alacağız. Int b. Eğer eşitse bize bir tane çıktı versin ve desin ki sayılar birbirine eşittir. Hemen bir başka eğer komutu verelim. Eğer yani A B'den küçükse diyeceğiz. Bir de B A'dan küçükse. If a int A küçük ise integer B'den o zaman bize bir çıktı versin ve desin ki ilk sayı ikinci sayıdan küçüktür. Aynısını yine diğer türlü yapacağız. If int a büyük ise integer b'den print İlk sayı ikinci sayıdan büyüktür. Çalıştıralım kodumuzu. Bir sayı girelim. 3 diyelim. İkincisine de 5 diyelim. İlk sayı ikinci sayıdan küçüktür. Çalışıyor. Tekrar deneyelim. 3 diyelim. 3 diyelim. Sayılar birbirine eşittir. Yani hangi şartı sağlıyorsa o if komutunun çıktısını veriyor bize. Şimdi else'ye geçelim. Else yoksa manasında olur. Hani Türkçe'ye çevirmeye çalışırsak. Hani eğer şuysa çıktığımız bu olsun gibisinden birkaç tane tanım yaptık. Tanımların hiçbirine uymuyorsa yani bunlar yok ise else komutunu uygulayacaktır. Şöyle hemen büyüktür küçüktür'e girmeden else print sayılar birbirine eşit değildir desin. Gördüğünüz gibi else'de herhangi bir şekilde bir denklem falan yapmıyorum. Yani sadece diyorum ki yani şartlar sağlanmıyorsa yok ise o zaman en son olarak son çare olarak bunu yap diyoruz. Şimdi eşit girdiğimiz zaman sayılar birbirine eşittir diyecek. Şimdi burada küçük büyük fark etmeksizin 3, 5 diyelim. Sayılar birbirine eşit değildir diyecek. Hani if else komutları bu kadar. Mantığı çok basit. Şimdi elif komutu if ile aynı görevi görüyor. Aralarında bir tane ufak fark var. Onu da şöyle göstereyim sizlere. Şimdi gördüğünüz üzere bir yerde bir if komutu yaptıysak bu bizim girdimiz. Buna bir if komutu uyguluyoruz. Ve şartı deniyor. Şart sağlanmadı. Atıyorum birkaç tane daha if komutumuz var.
Bu şartı kontrol ediyor. Sonra bu şartı kontrol ediyor. Yine if diyelim. En son else deniyor. Ve son olarak da bize bir yine çıktı veriyor. If komutunda buradaki bütün komutlar önce denenir. Elif komutunda burada yine bir girdimiz olsun. İlk başta if ile başlayacağız. Şartı deniyor. Bu bizim şartımız olsun. Eğer şart kabul ise buradan direkt olarak çıktıya geçiyor. Şart kabul olmadı diyelim. Yani şartı uygulamıyor. Elif'i deneyecektir yine. Bu bizim şart. Eğer buradan şart kabul olursa direkt yine çıktıya gidecektir. Bir elif daha deneyelim. Bu şartta kabul olmazsa sıradaki elife geçiyor. Şartı deniyor. Kabul olursa yine çıktıya gidiyor. En sonda else'yi deneyeceğiz. Else'de herhangi bir şekilde şart olmayacaktır zaten. Hani direkt çıktıya geçiş yapacaktır. Şimdi if de bütün if'leri deniyor. Bu şartı sağlıyorsa bu da geçecektir. Bu şartı sağlıyorsa bundan birleşip bu da çıkacaktır. Bu şartı sağlıyorsa bu da çıkacaktır. Yani burada 3 tane şartı sağlaması durumunda 3 adet bizim çıktığımız olacak. Burada ilk yakaladığı, yani en yukarıda kodlama yaparken en yukarıda hangisini yakalarsa bir tane çıktığımız olacaktır. Buna bir örnek yapalım hemen. Tekrardan file çağırma geçiş yapalım. Tek bir tane sayı gireyim şuraya. Bir tane girdiğimiz olsun. Nasıl bir şey yapalım? If integer a büyükse 5'ten print şöyle 1 diyeceğim sadece. Hani kaçıncı if'i denediğimizi görün diye. If integer a hem eşit büyük eşittir 5 olursa print 2 desin. Yani 5 dediğim zaman hem bu şartı sağlayacak hem bu şartı sağlayacak. Dikkat edelim buna. If integer a küçük ise 5'ten print 3 diyelim. 3. If int a küçük eşittir 5 ise, evet doğru 5, print 4. şart olsun. If yok else diyelim, buna da print 5 olsun. Çalıştıralım bunu. Bir hata yapmadık değil mi? Yok. Bir sayı giriniz. Şimdi 5 diyeceğim. Bakalım kaç tane şart çıkacak. 2'yi verdi. Çünkü 1 de 5'ten büyük demesi, hani demesi gerekiyor. Burada eşitlik var. Bunu girdi. Burada da eşitlik var. 4'ü de girdi. Yani 2 tane şartı sağladı. Tekrar deneyelim. Şimdi 6 diyelim mesela. 1 ve 2 diyecek. 1, 2 hatta 5'e de veriyor. Hani 5'te de deniyor. Çünkü şurada birkaç tanesinde şartı yakalayamıyor. Bu yüzden 5'i de veriyor bize. Ama biz burada bunları elif olarak değiştirseydik şöyle bu şekilde çalıştırdığımız zaman 6 dediğimiz zaman sadece 1'i görüyor. Halbuki ikinci şartı da sağlıyor. Çünkü büyük eşit dedik. Ama ilk olarak bu şartı yakaladığı için direkt olarak bize 1'i veriyor ve hani işlemi durduruyor. Şimdi gene şuradan göstereyim. Burada birden fazla işlem yapacaktır bu sıralamada, if sırasında. Burada toplamda 1, 2, 3, 4 tane işlem yapacakken, yani işlemcimiz 4 kere işlem yapacakken, burada ilk if'te şartı yakalıyor.
bir işlemden sonra işlemi tamamlıyor. Bu da aynı zamanda programımızın şişmemesine sebep olur. Yani bunun 100 tane if olduğunu düşünün. Bu sefer 100 kere böyle farklı farklı if durumunu denetlemeye çalışacak. Ama elif kullandığımız zaman bu sefer ilk yakaladığı durumda bize çık diye direkt verecek ve birinci işlemden sonra geriye kalan bütün işlemleri hiç yapmayacak bile. Yani programımızda bu sayede şişmeyecektir. Şimdi if, else komutları buraya kadar. Hani bu konumuz sadece temel olarak if komutu ne işe yarar, elif komutu ne işe yarar. Yani bunları bilelim. Şimdi soru olarak şunu düşünebilirsiniz. Peki buraya ben bir yazı yazıyor olsaydım nasıl bir şey olacaktır? Hata alırsınız. Çünkü yazıyı işte integer'a çeviremezsiniz falan filan. Hani bunlara girmeyeceğim şu an. Mesela bir sayı girinize hadi birisi 5 yazdı falan gibisinden bir sorunuz varsa bunlar zaten ilerideki try except konusudur. Hani bunlara takılmayın. İlla ki hatalar alacaksınız. Hani benim buradaki amacım sadece if'in ne işe yaradığını, elif'in if'ten farkını, bir de else'nin ne işe yaradığını bilip ondan sonrasında zaten try except'te mesela şey diyeceğiz. Hani yazı yazıldığı zaman mesela bize böyle bir çıktı ver gibisinden uyarı verecek. Mesela diyeceğiz ki try işte dene, eğer yazı kullanıldıysa accept diyeceğiz. İşte sadece rakam giriniz gibisinden uyarılar olacak. Hani bunlara kafanız takılmasın. Tamamen sadece şu an işte if neye yarar, elif neye yarar, else neye yarar onu anlayın. Yani şurada özellikle yaptığım bu el ekleriyle yaptığım örnek çok önemli burada. Takıldığınız yer olursa yine sorabilirsiniz. Sıradaki videoda da görüşmek üzere diyelim.